Güvercin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi miskimiz yavrusunu beslerken bu videoyu çekmek istedim. Çok küçük bir yavru olduğu için, daha 2 günlük bir yavru olduğu için dolu dolu kusma şansı olmuyor ana kuşun. Yavaş yavaş kusarak görmüş olduğunuz gibi yavrunun kursağını dolduruyor. Evet arkadaşlar, Güvercin kanalından tekrar hepinize merhabalar. Bugün size kümesimde kuşlarımı yemlerken yeni çıkmış olan yavrunun tanısımını ve yumurtlayan kuşların tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar, bugünkü videomda ise şimdi az önce inceledim. Postalım çift ikinci yumurta yumurtlamış ve bir gün önce de kaplama miskilerim vardı. Onlar da yumurtlamış. Onların videosunu sizinle paylaşacağım. Yumurta kaydırma işlemi yapacağım. Bugün hafta sonu olduğu için hemen yan tarafımızda okulda da İstiklal Marşı okunuyor. Evet arkadaşlar, birkaç değişiklik var. Onlardan hemen bahsetmek gerekirse. Şöyle kümesimiz. Telefonla da çekim yaparken video ayarı bozuldu. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şurada yatmakta olan kaplama miskimiz. Bunun eşini de şurada görmüş olduğunuz Çiftepe kaplama miskiye eş vurduğumu söylemiştim geçen haftalarda. Bunlar ikinci yumurtasını yaptılar. Erkek şu an yumurtaya yatıyor. Bununla beraber karşı köşede yatan bir postalımız var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hemen köşedeki pollukta yatıyor. Bu da az önce kontrol ettiğim kümese girdiğimde. İkinci yumurtasını yapmış. Yani postanın altındaki yumurtaları alıp şuradaki hazneye koyacağım. Bunların altındaki yumurtayı da alıp postanın altına koyacağım ki postalı diğer kuşlara nazaran daha iyi güvercin yavru bakıyor, büyütüyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten biraz uzaktan çekeyim, çok net anlaşılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu bölmeyi ben geçen hafta hazırlamıştım. Ve eşli kuşlarımı, postallarımı çift olarak bu eşhaneye atmıştım. Bölmeye. Şimdi ise şuradan hemen gösterelim. Şu alt yuvada yatan bir postalımız var. Hemen şu yuvada. Bunun altına burada yatan bir mavimiz var. Onun tek yumurtasıyla başka bir yumurta sürmüştüm. Şimdi ise ikinci olarak bu köşede yatan güvercinimiz var. Bu yumurtladı. Bununla beraber kırmızı postallar var. Şurada hemen. Görmüş olduğunuz gibi buradaki yuvaya da çöp topladılar. Yakın bir tarihte onlar yumurtlayacak. Yukarıda eş olan bir çift kır postamız var. Onlar yumurtlayacak. Bir de şurada alacalı postamızla beyaz postamız var. Bunlar da işte. Yakın bir tarihte bu kuşlar arasında, postalar arasında muhtemelen şu önümde duran benekli ve düz. Bunların şurada çöp topladığını gördüm. Hemen göstereyim. Şöyle. Bunlar da bu yuvaya mesken tuttular. Tutmuşlar. Bu arada videoyu çekeceğiz diye
Yemi çıkarttıydık. Kuşlar bu esnada yeme tekrar hücum etmişler. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Oradaki postalılardan bir çiftini yine öbür bölmeye koyup orada yumurtlamalarını ve yavru bakmalarını sağlayacağız. Hedefimiz bu. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi az önce de videosunu çektiğim şuradaki miskinin yavruları gördüğünüz gibi daha hemen 2 günlük yavru bunlar. Hemen hemen 2 günlük yavru. Ve anası babası maşallah bakıyor. Miskimizin bu da dişisi arkadaşlar. Şu dişisi. Şu erkeği. Erkeği biraz rengi açık. Dişisi ona nazaran biraz daha koyu kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi sarılarım vardı. Bu da dişisi olması lazım. Erkeği burada. Evet bu da erkeği. Erkeği burada yavru çıkarttı. Bunların altına yumurta sürmüştüm. Kara çakmakların olması lazım. Bunun yavruları çıktı. Bu da şimdi rahatsız etmek istemem ama yemleme yaptığımda inecektir yuvadan. O zaman çekebilirim. Bir çift kara çakmaklımız vardı yine. Mor göğüs. Bunların yavruları çıktı. Şuradaki mavi yine mor göğüs kara çakmak mavimizin yavruları da burada. Bunlar da yeni çıktı. Bunlar tabi en baş çıktığı için biraz daha çok gelişti artık. Kuyruk tüyleri falan uzamaya başlıyor. Şimdi yemlememizi yapalım. Yemlememizi yapmadan önce ilk baş şuradaki yumurta kaydırma işlemini yapayım arkadaşlar. Yumurta kaydırma işlemini şu şekilde yapacağız. Bunun altından alacağımız dişi yatmış şu anda. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun altından alacağımız 2 adet yumurtayı burada ikinciyi yumurtlamış olan postalılarımızın altına sereceğiz. Süreceğiz. Burada bir gün oynama olması hiç herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. Yani günleri bu kadar kuş içerisinde günleri yakın olması avantajımıza arkadaşlar. Ben şimdi buradaki yumurtayı alıp postalın altına sürdükten sonra videoya kalan yerde tekrar devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yumurtaları postalının yumurtalarını aldım. Boşa çıkarttım. Alttaki miskimizin altından 2 adet yumurtayı aldım. Bunu da tekrar postalın altına, bakıcının altına koydum. Bu suretle yumurta kaydırma işlemimiz gerçekleşti. Akşam olduğu için karışık yemimizi de güvercinlere verdik. Bu arada görmüş olduğunuz gibi kuşta bir rahatsızlık var. Nefes sorunu yaşıyor. Bunu ben biraz karantinaya alıp bir takım ilaçlarla tedavisine uğraşacağım. Yumurta kaydırma işlemi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Günü gününe tutan yumurtaları alıp iyi kuşun yumurtasını bakıcının altına sürmek suretiyle yumurta kaydırma işlemi gerçekleşiyor. Burada da bir çöp toplayan kırmızılarımız var. Yakın bir tarihte bu da yumurtlar. Şu yumurtaları da postalın yumurtalarını da bir köşeye koyarak bekletiyoruz. Bu yumurtalar bizim nasıl işimize yarar? Kısır olan, boşta yatan güvercinler vardır. Kendisine çöp toplar. 3 gün 5 gün yatar. Bu esnada altına sürdüğünüz takdirde
yumurtaya yatmaya devam edecektir. Bu arada yumurtlayan bir kuşunuz olursa onun yumurtasını tekrar kısır olan kuşun altına kaydırarak yumurtaya bakması sağlanır. Bunun dışında arkadaşlar kuşlar niye kısır olur? Vermiş olduğumuz ilaçlardan dolayı kısır olma ihtimali var. Bir ikincisi, kuşun altından çok yumurta çektirilmiştir, kaydırılmıştır. Ve kuş defalarca boş yumurtlamaya maruz bırakılmıştır. Bundan dolayı arkadaşlar kuş kendini dinlendirmeye geçirmiş olabilir. Veyahut da kuşta bir kısırlık vardır. Ondan kaynaklı olabilir. Hemen şu yerimizde hazırladıktan sonra güvercinlerimizin de yemlemesini yapalım. Gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Yemleme yaptığımız için kuşlar yumurta yavrunun üstünden kalktı. Yavrunun gelişimini burada gözlemleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi az önce yavruya kusmuştu. Anası yavru bu şekilde çift yavru büyütüyorlar. Umarım ölmeden yavruları büyütebilirler. Bu birinci yumurtadan çıkan yavrumuz. Bununla beraber şurada yatan sarımız vardı. Bunun da yavruları çıktı. Bunlar da ikinci çıkan yavrularımız. Burada üçüncü çıkan yavrularımız var. Bunlar da çakmaklıların yavrusu. Az önce üstüne yatıyordu. Bakın boş yatıyor dişi. Bunun ben iki ağız yumurtasını kaydırdım. Üçüncü ağızda 15 gün sonra tekrar yumurtlayacak. Kendisine baktıracağım yumurtayı. Burada da bakın. Anası birazdan yavruları besleyecek. Bu yavrular diğerlerine göre biraz daha gelişmiş maşallah. Evet arkadaşlar, bugün kuşlarımı yemlerken size kısa bir video çekmek istedim. Bununla beraber şurada yatan bir hünkârımız var. Bunun da tek yumurtası oldu. İkinci yumurtlamadı. Rahatsız etmeyelim kuşu. Bugün kuşlarımı yemlerken size kısa bir video çekme imkanım oldu arkadaşlar. Bugünkü videoda yumurtadan çıkan yavruların gelişimini ve hangi cins kuşların yavruları olduğundan bahsettim. Bunun yanı sıra arkadaşlar yumurta kaydırma yönteminden bahsettim. Yumurta kaydırma yöntemi iyi kuşun yumurtası bakıcının altına sürmek suretiyle gerçekleşiyor. Yumurtasını aldığımız kuş 2-3 gün daha yumurtayı yatar şekilde yatacak ve daha sonra kalkacaktır yumurtayı görmediği zaman. Daha sonra da 15 gün sonra sağlığı yerindeyse eğer tekrar eş tutup yumurtlayacaktır. Bu kuşun iki ağız yumurtasını ben bu şekilde kaydırdım. Artık üçüncü ağzını kendisine baktıracağım.
Yavru da tabii yumurtlaya yumurtlaya güvercin. Bu şekilde yumurtadan kesebilir kendini ama bunu bu şekilde yaparak bir kuşun iki ağız yumurtasını alarak bir senede daha fazla yavru elde etme şansımız oluyor. Tabi burada bakıcılarımızın da iyi kaliteli güzel yavru bakan bakıcılar olması gerekiyor. Yoksa almış olduğumuz yavruyu, sürmüş olduğumuz yumurtayı çıktıktan sonra yavruya bakamayıp öldürürse yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Sularıma görmüş olduğunuz gibi sarı ilaç katıyorum. İlacımın ismi şu an aklıma gelmedi. Evet, polivitamin. Şu köşede toz vitamin. Daha önceden bununla ilgili bir video hazırlamıştım size. Toz vitamini sularına katarak hem yavruların hem yetişkin kuşların vitamin ihtiyacını buradan karşılayabiliyoruz. Bugünlük arkadaşlar çekeceğim videoda anlatacaklarım burada sona erdi. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.